Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tartışmaya resmi bir ziyaret için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da tepki gösterdi. Gündeminde hem DEVA lideri Ali Babacan'ın İHA ve bakara yönelik açıklamaları hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Komuta akademisine yönelik sert eleştirisi vardı. Akar, beklentimiz ordumuzun siyasi ihtirasların dışında tutulması ve siyasete malzeme edilmemesi dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da konuştu. Gündeminde Deva Partisi lider Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a yönelik iddiaları ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komut akademisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki tank palet fabrikasında yaptığı konuşmada kendisini de sözlerini alkışlayan TSK'nın komut akademisine gösterdiği sert tepki vardı. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır anlamsız bahanelerle TSK'nın Komuta Akademisini hedef alanları haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA Sihalarla onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz. Son dönemde yapılan tüm harekat ve operasyonlarda İHA'ların oyun değiştirici olarak rol aldığının altını çizdi. Rakip ülkelerin bu başarılardan rahatsız olmaları olağan bir durumdur diyen Akar, bu projelerin yurt içinde siyasete malzeme edilmesi ise kabul edilemez dedi. Ancak yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayi sanayi alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez. Büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Ülkemizin gözbebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi herkesten en doğal beklentimizdir. Akar'ın gündeminde İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü yandaşlarının yaptığı skandal gösteri de vardı. Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtırayı hatırlattı. Terör örgütlerine yönelik destekler sona ermeli dedi. NATO'ya girmek isteyen bir ülkede 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin cumhurbaşkanına karşı terör örgütü destekçilerince gerçekleştirilen iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz. İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz. Buna sessiz kalınması mümkün değildir. Oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İHA ve üreticisi Baykara hedef alan sözleri nedeniyle Babacan'a tepkiler gün boyu sürdü. MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahriyettin Altun'un yanı sıra Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de tepki gösterdi. El alem bize gıptayla bakıyorken zillet partilerinin tahammülsüzlükleri apaçık bir husumet alametidir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasını hedef alan sözleri siyasetin gündeminde. Babacan'a tepkiler ardarda geldi. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, inansız savaş uçağı Kızıl Elma'mızdan kimler kocunuyorsa biliniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan, iradelerini devreden ilkesizlerdir. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli Babacan'ı HDP üzerinden de sert bir dille eleştirdi. 27 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizliktir ve gayrimilliliktir. Tabipler Birliği Başkanı'nı ziyaret edip destek mesajları veren Babacan'ın HDP'den siyaset yapmaya hazır olduğu da ayan beyan ortadadır. Ali Babacan'ın sözleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un da gündemindeydi. Tehditlere kulak asmayacağız mesajı verdi. Yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz dedi. Anlamakta zorlandığımız husussa Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen bir takım zevatın savunma sanayi alanındaki atılımlarımızdan geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymalarıdır. Savunma sanayimizle bu alana değerli katkılar yapan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise tepkisini meclis kürsüsünden dile getirdi. İftira dolu çamur at izi kalsın anlayışından sözler sarf ediyor. Pek çok ülke TB52'ler başta olmak üzere Baykar'ın İHA ve SİHA'larını almak için kapıda bekliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ali Babacan'ın Baykar hakkındaki iddialarını bu siyaset üstü milli bir konudur sözleriyle eleştirdi. İnce sosyal medya paylaşımında altılı masanın ortağı olan Babacan sihalara dokunacakmış. Hayır kardeşim biz memleket partisi olarak İHA ve sihaları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğunda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz ifadelerini kullandı.